ellerinde çantalarıyla minibüse binmeden önce böyle görüntülenmişlerdi. Ancak birçoğu evine tabutta döndü. İzmir Buca'dan Anneler Günü için düzenlenen geziye katılan çoğunluğu kadınlardan oluşan grubun gezisi acı bitti. Geçtiğimiz gün Marmaris'te kontrolden çıkan midibüs uçuruma yuvarlanmış, feci kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında 11 aylık nehir bebek de var. Camdan fırlayan bebek kaza yerinin 20 metre gerisinde bulundu. Yoldan geçen biri tarafından da hastaneye kaldırıldı. Baştan bize hepsi öldü dedilerdi. Orada bir mucizevi bir olay gerçekleşmiş. Midibüsün ölen sürücüsü Armağan Sertbaş'ın eşi Duygu ve 11 aylık kızları nehirde araçtaydı. Kaza olduğunda nehir annesinin kucağındaydı. Araç 30 metrelik uçuruma yuvarlanınca camdan fırladı. 11 aylık bebek 20 metre geride otların içine düştü. Kaza yerine giden ilk ekipler hayatta kalan bebeği fark etmedi. Cenazelerin yoğun kişilerle uğraşılırken oradan geçen Muğlalı bir vatandaş, motorlu bir vatandaş bir bebek sesi duyuyor. Onu alıp hemen hastaneye yetiştiriyor. Yoldan geçen bir kişinin hastaneye kaldırdığı nehir bebeğin hayati tehlikesi yok. Aracın sürücüsü Armağan Sertbaş hayatını kaybetti. Annesi Duygu Sertbaş ise ağır yaralılar arasında. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı İzmir'in Buca ilçesindeki Yaylacık mahallesinden. Geziye katılan bütün aileler birbirini tanıyor. Acımız büyük gerçekten. Çünkü hepsi arkadaşımızdı. Yani kaybeden, kazada vefat edenlerin hepsini tanıyoruz. Hepsi yakın arkadaşlarımız. Bazıları ise geziye katılmaktan son anda vazgeçti. Onlardan biri de Ayla Karakılı. Biz de gidecektik Işıl'a ama bizim son anda bir şeyimiz çıktı. Başka bir organizasyonumuz çıktı. Hatta çocukları birlikte götüreyim dedi bana. İşte senin kızınla benim kızım yine ayrılmasınlar, birlikte götürelim demişti. Ben de yol uzun, araba tutar, bir şey olur, alma götürme dedim. Kazanın şokunu yaşayan mahalle sakinleri üzgün. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kimlik tespitinin ardından bazı cenazeler ailelerine teslim edildi. Ön ve arkası kılsın. Aileler cenazeleri alırken gözyaşlarına hakim olamadı. Babalar bizi sevmiyoruz zaten, babam aileleri tarafından teslim alınan cenazeler Buca Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. 4 cenaze ise Yaylacık Yeşil Camii'ne getirildi. Dibine gir değil mi? Kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edilen cenazelerden ikisi Çanakkale'ye, biri de Ankara'ya gönderildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım'la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Büyük bir acı, Anneler Günü annelerin acısıyla birleşti. Acımız büyük. Başımız sağ olsun. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Kaza kurbanları kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. ...2007 yılında da İzmir Konak'tan Kapadokya gezisine giden ve içerisinde 3 personelle 66 yolcunun bulunduğu tur otobüsü Aksaray yakınlarında kaza geçirmiş, kazada ortaokul ve lisede öğrenim gören 33 öğrenci hayatını kaybetmişti. Düğün dönüşü kaza yaptılar. Kontrolden çıkarak devrilen otobüste 38 kişi yaralandı. Kaza yeri Konya Kadınhanı Karayolu'nun 8. kilometresi. Adana'da bir yakınlarının düğününe katılan bir grup Aydın'a gitmek üzere dönüş yoluna geçti. Ancak bulundukları otobüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Otobüsteki 41 kişiden aralarında sürücünün de bulunduğu 38'i yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcuların yol boyunca defalarca kaza atlattığı ve Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını hatırlatarak sürücüyü uyardığı öğrenildi. Adana'dan yola çıktık geliyorduk. 2 kere 3 kere muavini uyardılar. Ya, yani savrulma gibi bir şeyler oldu. Sıkıntı yok dedi muavin, şoför yani. Benzinliğe gireceğim dedi. Ondan yavaşladı. Biz geldik abi, tam yola vardık. Yine geliyorduk. Gözümüzü böyle açtık. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Servis minibüsü iki tırın arasında kaldı, 8 kişi yaralandı. Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Tırlar servis minibüsüyle zincirleme kaza yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü kazanın ardından iki tırın arasında sıkıştı. Anadolu nerede biliyor musun? Şifa var ya, şifa. İki yolcu da minibüste sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sıkışan 2 kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Sanki evindeymiş gibi yatağın üzerine boylu boyunca yattı. Kamyonetin üzerinde faciaya davetiye çıkardı. İlginç ve bir o kadar da tehlikeli görüntüler Antalya'da kaydedildi. Konyaaltı ilçesinde beyaz bir kamyonetin üstünde bulunan yatağın üzerine uzanarak yolculuk yapan kişiyi gören sürücüler gözlerine inanamadı. Ev eşyaları taşıdığı gözlenen kamyonetin üzerinde yüzüstü uzanarak bir o kadar da tehlikeli bir yolculuk yapan kişi kimseye aldırış etmeden yolculuğuna devam etti. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan adam, bu ilginç yolculuğu kaydeden vatandaşların kolay gelsin sözüne de el sallayıp gülerek cevap verdi. Başkent'te sokak ortasında çatışma çıktı. Kabil Caddesi üzerinde seyreden iki otomobildeki şahısların arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çatışma çıktı. Şahıslar araçlarından inerek birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan İsmail A ve Resul A yaralandı. Başından yaralanan İsmail A'nın durumu ağır. Daha sonra araçlarına binen şahıslar etrafa ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kaçan şüphelilerin açtığı ateşten çevredeki araçlar ve dükkanlar hasar gördü. Şahıslar daha sonra cadde üzerinde kaza yaptı. Ancak yine durmadı. Araçlarından inerek koşmaya başladı ve karanlıkta izini kaybettirdi. Çatışmada yaralananlar hastanede tedavi altına alındı. Polis şimdi her yerde kaçan şüphelileri arıyor. Manisa çöplüğü alevlere teslim oldu. Şehzadeler ilçesi Spildağ eteklerinde bulunan ve vahşi depolama olarak adlandırılan Manisa çöplüğünde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangından yükselen yoğun duman tüm şehri kapladı. Yangına 15 itfaiye aracı, bir helikopter ve uçakla müdahale edildi. Orman işletme ekipleri yangının ormanlık alana sıçramaması için tedbir aldı. Yangının dökülen tıbbi atıkların oluşturduğu gaz sıkışmasından dolayı çıktığı düşünülüyor. Manisa'nın en büyük sorunlarından biri yıllardır çıkan bu yangınlar. Bunun önüne geçmek için
Uzunburun katı atık depolama tesisinin devreye girmesi gerekiyor. Bu tesisin devreye girmesiyle birlikte artık bölgeye çöp atılmayacak. Dolayısıyla her yıl çıkan yangınların da önüne geçilmiş olacak. O sanayinin Fatma ablası. Şimdi 20. Kolları sıvayan azimli kadın tam 26 yıl önce geçti bu işin başına. 1991 yılında işini trafik kazasında kaybettikten sonra iki evladına 26 yıl boyunca hem anne hem de baba oldu. Eşinden geri kalan iş yerini satmak yerine işin başına geçen Fatma Yılmaz, o dönemde sanayi şartlarında çalışmanın zorluklarına göğüs germeyi de başardı. Sanayi olunca biraz zor, tabii ki zorlandığım yerler oldu. Ve bir de hiç bu mesleği bilmemem daha zordu. Ailemin yardımıyla, sanayideki esnafların yardımıyla, hepsine de çok teşekkür ederim. Onların sayesinde ben de çok sevdim bu mesleği. Severek yaptığım bir meslek oldu. Şu anda devam ediyorum. Lalelerine dokunmak cesaret istiyor. Zira bu laleyi kopartanları ciddi para cezaları bekliyor. Biyokaçakçılıkla mücadele anlamında lalelerin koparılması, sökülmesi, soğanlarının alınıp götürülmesi kanunlarımıza göre 42.479 bin liralık bir cezayı gerektirmektedir. İnce uzun taç yaprakları, parlak yeşil gövdesiyle göz alıcı bu bitki Manisa lalesi. Koruma altında olan bu nadide bitki Spil Milli Parkı'nı renklendiriyor. Bu sayede ülkemizin bir değerini hem tarihsel geçmiş açısından hem de bir genetik kaynak açısından korunmasını el birliğiyle, kurumlar arası işbirliğiyle sağlamış olacağız. Bir dönem adını veren lale devrinden çok önce İstanbul'a gitmiş. Oradan da ülke sınırlarından çıkan eşsiz bitki şimdilerde de özellikle Hollanda'nın ana ticaret maddelerinden biri. Tabii Hollanda bunu rakama, bitkiden para kazanan rakama dönüştürdüğü için onlara kızmalı mıyız yoksa biz niye bunu yapmadık diye kendimiz hayıflanmalı mıyız? Ayrıca tartışmak lazım. Şimdi bu nadir tür doğal yayılma ortamı Manisa Milli Parkı'nda koruma altında ve birçok ziyaretçisi var. Lalenin ve yetiştiği alanlarını görmek istedim. Sadece Mayıs ayında yetiştiğini bilmiyordum. Burada cezası olduğunu öğrendim ve koruma alanları olduğunu öğrendim. Gelmelerini tavsiye ederim, koparmalarını tavsiye etmem. Çünkü cezası var, 42 bin lira. Sahip çıkalım lalelere. Osmanlı İmparatorluğu'nun veliaht sancağı olan Manisa topraklarından çıkıp saray bahçelerini süsleyen eşsiz güzellikteki laleler o günden bu yana önemli bir yere sahip.